Niyase söyledi ama içinden çıkamadı. Yaz şeyini geçelim dedi de bir türlü çıkamadı. Bence evet. Gerçekten geçelim de. Ya biz burada hani adet gibi bir şey oldu. Biz gerçekten merak ediyoruz böyle her yeni gelen. Gelinin diyorum ama biraz şey olacak. Yeni ya gelin deyince size de bir değişik geldi şimdi ağzıma. Ama sizin gelinleriniz de o kadar çok oldu ki ben yeni geldi diye hep üstüne mi gelecekler bu kadar? Değil, yaşından dolayı. Yaşından dolayı değil. Benim gözümde benim gelinim çok küçük. Ya dur dilim varmıyor ama Dilek ablacığım diyeyim. Evini çok merak ediyoruz da. Sizin öyle bir videonuz çektiniz mi hiç evinizi falan? Nasıl bir çektim ev? Çektim ev videom var. Ay. Hadi bir nostalji turu yapalım ya. Bir şey söyleyeceğim. Ya. O zaman kaset yok muydu? Aa şey teyp meyp mi var? Hayır yani şimdi yeni çektim ben onu. Tam düğün videosu mu? Dilekciğim, teyp yok muydu ya? Dilekciğim sen hiç kimseye bakma. Hiç kimseye bakma. Sizler de zaten. O yeni geldi. Tonton mu? Hayır. Benim gelinim genç. Benim gelinim güzel. Benim gelinim bir tane. Bir tane. Vallahi ya. Katiye gelinimin üstüne gelmeyin fazla. Oy benim tonton babaannem. Yerim seni yerim. Tatlı ben ama, de sizleri. Maşallah. Ben de sizleri. Bak, ama gelinimi fazla eleştirmeyin. Gelin şey neydi yabancılıyorum ya. O gelin değil artık. Abla ya ne işi var hayır, burada? Hayır abla da değil sizin yaşıtınız. Size daha çok yaşıtmış gibi duruyor ama. Ama sizin size göre dedi. Abla. Bana yaşıt göre mı? Teyze. Ama sizin yaşıtınız gibi duruyor aslında da. Hayır. Ben siz... 35 yaşındayım. Gelinim nasıl yaşlı olabilir? 35 yaşında. Bir şey söyleyeyim mi? Gelinizden geç duruyorsun. Bir de 35 mi dedi ben yanlış ben mı duydum? Ben gecileri saymıyorum. Gündüzleri anne, 35 yaşındayım. Ver, yorma kendini. O nasıl bir şey ya? Babaanneciğim bir şey söyleyebilir miyim? Aslında iyi oldu hayatım. Başımızda bir büyük oldu. Hayır o büyük. Bir sonra arkadaşınız. Aa böyle adı okullarında oyun havlaları oluyor. Benim hiç 44 yaşında arkadaşım olmadı. Damla 44 yani, yaşında arkadaşın acıyorum. Yoksa. Acıyorum gelininize şu an. 48 yaşında acımayın, kayınvalidem var. Nefes aldırmazlar hiç yani. Hiç acımayın. Sen yemeğine bak kızım. Ablacığım. Efendim. Evinin görüntülerini getirdin değil mi hayatım? Getirdim canım. Peki izleyebilir miyiz? Tabii ki izleyebiliriz buyurun. Ben çok merak ediyorum. Yönetmenim evinin görüntülerine bakabilir miyiz? Merhaba arkadaşlar, merhaba hanımlar. Öncelikle size mutfağımdan merhaba demek istiyorum. Burada güzel sunumlar yapıyorum. Kahve sunumlarını çok seviyorum. Burası da yemek masamız bizim. Burası da salonumuz. Bu da bizim sis Suzi'miz. Evet, bizde bir köpek olduğu için benim yastıklarımın canı çıkmıştır artık yıkanmaktan. Burası da bizim sinema odamız. Bunlar benim çocuklarımın küçüklük resimleri. Birkaç gün önce doğum günümdü. Böyle sürpriz hazırlamışlar bana çocuklar. Burası da bizim balkonumuz. Çiçeklerim de var kendi çapımda. Şöyle manzarayı da göstereyim. Çok manzaramız yok ama hep ev. Evet arkadaşlar ben dubleks evde oturuyorum. Temizliği nasıl diye sorarsanız çok zor. Biz kızımla çok bakımlıyız. Bunlar bizim makyaj malzemelerimiz, temizlik malzemelerimiz. Burası yatak odam. Burası da benim kızımın odası. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Sizi seviyorum. Ya biraz bir şey diyeceğim. Bir şey söylemek ben de bir şey istiyorum. Ne olur ben söyleyeyim ben ne olur. Ben söyleyeyim ne olur. Bak yaşınızı saklamak için her yeni gençlik fotoğraflarını koyuyorsun. Çocuklarının bile çocukluk fotoğrafı evet, koymuşsun. Var ya çok fena. Evet çocuklarının bile çocukluk fotoğrafı koymuşsun. Niyase çok fenasın. Ben bir şey soracağım. Gerçekten kalbimden gelerek soruyorum. Sizi düşünerek Dilek teyze. O merdivende nasıl çıkıyorsunuz siz bu yaşta ya? Vaa öyle güzel çıkıyorum. Zor olmuyor mu? Hiç olmuyor merak etme. Köpeğiniz niye yaşlı ya? Hepiniz genç biri yok mu sizde? Ne nasıl yaşlı? Nereden anladın o kadar o şeyde ben yaşlı olduğunu? Ben biraz yaşlı gördüm de. Ya Hatice Hanım ben seyrettiğime göre daha bir olgun böyle ben umduğum bir evi göremedim ben burada. Nasıl daha bir ev olgun, bekliyordunuz? Daha yani siz hani saraylara layıksınız, evet. Şatavatlı bir ev bekliyordum. Ay şöyle diyeyim Nuray Hanım, yani saraylardan gelmeyiz, gerçekten bir yerden geldik. Ama insanın bir ters yüzü, bir ön yüzü var. Yani varlıktan da yokluğa düşebiliyorsunuz. Sen burayı ne zamandan beri izliyorsun? Ben burayı 3 senedir sürekli izliyorum. Kaç aydır beni görüyorsun burada? Ben seni kaç aydır görüyorum? 2 ay mı oldu? Tam 3 ayı geçti, izlemiyorsun. Vallahi ben burada kimleri yolladım? Sen hiç belli değil. Ben seni ilk önce seni yollayacağım o zaman. Beyan Hanım, siz burada anca şov yapıyorsunuz. Başka bir şey değil. Burada ben size kayınvalideliği önce öğreteceğim.
önce kayınvalide olarak saygı ve sevgi çerçevesinde olmamız gerekir. Ondan sonra onları eleştirmemiz gerekir. Önce biz onlara örnek olmamız öğren lazım. Büyüğünden. Bu konuda ben sizinle hemfikirim. Beyhan Hanım şovcu yani, doğru. Tamam, o şovcu ama siz de bakın önce kendinize. Ne varmış bende? Ha, siz de aynı şeyleri söylüyorsunuz ama gelinize hiçbir zaman... Yani ben örnek olabilecek bir kayınvalide olarak görmüyorum sizi. Ben seni iki gün sonra gelininle kavga ederken görmezsem bana da Sevilay demesinler.